Dostlarım, şimdi ben YouTube'daki bazı kardeşlere e, Serhat Peker serisi diye video çektim, değil mi? Bu videoları niye çektim? Bak bunu gerçekten çok samimi, özel kemik kitlesi anlatıyorum, yani 1200 kişi anlatıyorum bunu. Ben bunları niye çektim? Ben YouTube'da dışlandığımı hissettim, sürekli be beni kötülediklerini, sağda solda beni konuştuklarını ve YouTube camiasına yalan söylediklerini dedim ki Joker'in bir şarkısı var, Problem diye gidin dinleyin. Adam diyor ki bütün olanlara susmaktansa olurum problem. Bütün olanlara susmaktansa oldum problem. Adamların problemi oldum. Şimdi bu seriden kazandığım parayı dediğim ki, ben Allah korusun. Allah bu adamların gerçekten ismini başlığa koyduğum için ki adamların ismini başlığa koymasam da o videolar izlenecekti de onların takipçilerinin de paraları falan aralara karıştığı için bu parayı bana nasip etmesin. Bu parayı ben size vereceğim. Okan Serbest benim için bana laf atanlar cevap vermeye bile değmez demiş. Doğru demiş. Cevap veremez çünkü. Şimdi dostlarım Para kazanma videoları gelecek. Merak etme. İş videoları gelecek. Peki bu arkadaşların buna tepkisi ne oldu? Şimdi dostlarım bakın bir insan başka bir insan hakkında video çektiği zaman, tweet attığı zaman, algı yapmaya çalıştığı zaman eğer ki o kişi yani bunu yapan kişi haksızsa bunu yaptığı kişi bunu konuşur. Bakın haksızsa hemen örnek veriyorum. Gelin. Ekranı görüyor musunuz? Nasıl bakayım ekran? Şu an görüyor olmanız lazım gayet kıvamında. Görmüyorsanız görmüyoruz deyin. Şu an ekran gözüküyor mu arkadaşlar? Bakın. Gönenç Gür Kaynak diye bir adam. Demiş ki Acun Ilıcalı Avrupa'da kulüp satın alacakmış. 2018'de vergi rekortmenleri arasında 83. sırada ben o listede 9. sıradayım. Avrupa'da kulüp satın alamam. Şimdi bu abimizin burada amacı ne? Algı oluşturmak. Acuna diyor ki sen vergi kaçırıyorsun. Ben diyor 9. sıradayım. Sen 83. sıradasın. Ona rağmen diyor. Ona rağmen. Bakın ona rağmen. Ben alamıyorum sen alıyorsun. Sen ne ayaksın diyor. Anlatabiliyor muyum? Çeti telden aç diyorlar. Telefonu nasıl açıyoruz çeti? Söyleyin açalım. Ee, Twitch'e mi gireceğim? Twitch'e girelim. Bir dakika. Laptoplu gezgin diyelim. Live'a gelelim. Aha hakikaten. Ben alamıyorum Bir dakika. Kendi yayınımı durdurdum. Tamam şu an kim yazıyor en son bakayım doğru gidiyor mu? Tamam arkadaşlar chat'i şu an telefondan açtım. Bir dakika. Şu an bunu büyüttüğümde tüm ekranı görüyor musunuz siz? Onu söyleyin bana. Bütün ekran gözüküyor. Yani ben ve bütün şey gözüküyor mu? Ben gözüküyor muyum? Ben gittim mi yoksa? Şu an telefona bakıyorum. Aleyküm selam seyazanlara. Tamam şu an güzel mi? Tamam süper. Dostlarım bakın. Acun cevap vermiş. Demiş ki bence de kulüp alamazsın. 8 ayrı ülkenin en büyük televizyonlarına prodüksiyon yapmıyor olabilir misin? O bahsettiğin listede ben en az 10 yıldır varım. Verdiğin verginin reklamını yapmak için beni kullanma. Çirkin şeyler bunlar. nokta 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 adamı da etiketlemiş. Şimdi ben size bir soru sorayım. Acun neden bu adama cevap veriyor? Acun neden bu adama cevap veriyor? Çünkü adam yanlış bir şey söylüyor algı yapmaya çalışıyor. Acun da adamı etiketleyerek bakın. Acun'un Twitter'ına girelim. 5.8 milyon takipçisine adamı etiketleyerek adamın reklamını yapıyor. Adamın ta kaç takipçisi var? 154 bin. 154 bin nerede? Ee, 5 milyon nerede? Algıyı yıkmak için evet bak dostlarımız biliyor algı gerçektir. Ama bu kardeşlerimiz ne yaptı? Benim salladığım insanlar. Ege'den bahsedelim mesela isim verelim. Bak ben Joker gibiyimdir arkadaşlar. Joker ne diyor şarkılarında? Aramızdaki fark şu ki ben laf çakıyorsam isim veririm net. Elimin tersini yer sarı serilir fake emsiler yere falan filan. Şimdi Jokercileri de görelim bu arada yorumlarda bir Jokzilla yazın. Şimdi dostlarım durum böyleyken bakın durum böyleyken ben Zaten benim adımı ağzına almasını, bana cevap vermesini, bana mesaj atmasını falan filan gerçekten beklemiyordum. Bak net Allame'yi de severiz arkadaşlar savaş çıkarmayın. Net bir şekilde söyleyeyim beklemiyordum. Ama bu şekilde yani cevap vermiyorum Birisi sana laf atıyorsa ondan aşağıdasın demektir. Bak bir numaralı argüman hemen yazalım gelin. Birisi sana laf laf atıyorsa sen ondan yukarıdasın demektir. Dostlarım önce bunu çürütelim. Bakın. Youtube Ne oluyor lan? Youtube. Mekanın sahibi. Bunlardan ban yemeyiz değil mi? Bakın. Normender mekanın sahibi. Normender dediğiniz adam sevin veya sevmeyin. Ceza. Sago Fuat Norm. Bir zamanlar rap böyleydi. Ceza Sago Fuat Norm. İşte tamam Doktor Fuchs da vardı. İşte ondan öncesinde Kartel de vardı. Ne bileyim, e, Sansa Sabo da vardı ama telif yersin diyor. İçine içine girmeyeceğim ya şarkının. Şarkıyı açma diyor. Tamam Şarkıyı açmayacağım. Şimdi dostlarım, görmüş olduğunuz gibi böyle bir şarkı yapmış. Bu şarkı da kime sallıyor? Norman'den. Cege sallıyor. Cegin ne şarkısı vardı ya? Bu gece. Cegin bu şarkısına sallıyor mesela. Değil mi? Cek kim? Eskişehir'de yine sevdiğimiz ama son yıllarda gündeme gelen bir adam. Benfero'ya sallıyor. Benfero kim? Yine sevdiğimiz ama son yıllarda gündeme gelen bir adam. Ezel'e sallıyor. Ezel kim? Yine sevdiğimiz bir rapçi ama son zamanlarda gündeme gelen bir adam. Şimdi biri birine salladı diye o onun aşağısında demek değil. Genelde evet aş aşağıdaki insanlar yukarıdan aşağı çekmeye çalışır ama biri birine salladı diye ee, o benim aşağımda bana sallıyor cevap bile vermiyorum öyle bir şey yok. O algılarını bir kıralım. Geç. Çöps. Şimdi dostlarım globale gidelim. Gelin globale gidelim. Ne oluyor oğlum? Bakın. MGK dostlarım. Bak Jack Şanlı Şer'e salla diyor. Arkadaşlar Jack Şanlı Şer'e sallar. Şanlı kontraya sallar. Ee, Şehinşah Şah kontkara sallar. Kontkar Hidra'ya sallar. Hidra Gru bu bu normal bir şey. Bu aynı seviyedeki insanlar için normal bir şey. Ki ben onlardan üsteyim. Ben onlardan üsteyim. Bunu şu an görüyorsunuz bak. Daha 15 dakika olduğu için açılı 1400 kişi beni takip ediyor, izliyor. O adamı 300 kişi izliyor diyorsunuz. Şimdi ben üstte olduğum halde kitle etkileşimi konusunda bir şeyler artık dur deme ihtiyacı hissettim. Çünkü adam kandırıyorlar ya. Bildiğiniz adam kandırıyorlar. Şimdi Eminem'in kızı, Michigan'daki olayları falan filan. Bunu da gördünüz dostlarım.